Sayın basın mensupları hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı, tatilde. Meclisin bu kadar uzun bir tatilinin olmasını doğru bulmadığımızı hep söyledik. Bunu tekrar ediyoruz. Ama özellikle sağlıkta şiddet konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın dikkat çektiği bir gündemimiz var. Dün yeteri kadar imzayla meclis başkanlığına başvurduk ve anayasanın iş tüzüğümüzün öngördüğü şekilde meclis başkanı tarafından meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını bekliyoruz. Bu konuda biz parti ayrımı yapmadan tüm parti gruplarının burada olacağına inandığımızı ifade etmiştik. Tüm milletvekillerinin burada olacağını ifade etmiştik. Ve biz bunu söyledikten hemen sonra eee İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifimizi incelediği ve buna göre bir e, aksiyon alacağı ifade edildi. Tabii bu çok normal. Adalet ve Kalkınma Partisi bu teklifi incelemelidir. Çok uzun yıllardır sağlık meslek örgütlerinin, meslek odalarının, sağlık alanında örgütlü sendikaların ifade ettiği ve tam kanunlaşacakken son anda metinlerden çıkarılan bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Meclisin bu konuda artık bir mazereti yok. Bunun inceleneceğini ve çağrı yapıldıktan sonra da toplantıya milletvekillerinin katılacağını ümit ediyoruz. Ama tabii meselelere tamamen etki tepki üzerinden bakan bu kadar gözyaşı, bu kadar kan, bu kadar üzüntü varken kendi kindar gündemi dışında başka bir gündemi olmayan bir parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Erkan Akçay demiş ki siyasi istismar konusudur. Bu görüşmeleri bir Ekim'den sonra yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi Türk Tabipleri Birliği'nin peşine takılmıştır, vagon olmuştur. Bir kere birileri doğruyu söylüyorsa siz sözün içeriğine bakacaksınız. Kimden geldiğine bakmayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce onu tavsiye ederiz. Türk Tabipleri Birliği Konya'daki cinayet işlenmeden 3 gün önce bütün parti gruplarına gönderdiği yazısıyla sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere aynen mahkeme salonlarında olduğu gibi silahla girmek yasak olsun. Ne polis ne jandarma ne özel güvenlik sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere silahsız girsin dedi mi? dedi. Bu talep eğer kanunlaşmış olsa o cinayet işlenecek mi, işlenmeyecek? Demek ki doğru bir talep. Siz buna hemen kategorik olarak TTB'den geliyor. Genel Başkanımız haftada iki gün TTB kapatılsın çağrısı yapıyor. O yüzden biz buna karşıyız. Sağlıkta şiddeti konuşalım. Hayır TTB de bunları istiyorsa konuşmayalım. Bakın Erkan Akçay dün bunları söyledikten saatler sonra Şanlıurfa'da yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olay. Ambulansın içindeki sağlık çalışanı bir trafik kazasına müdahale ediyor ve o müdahale sırasında kendisi saldırıya uğruyor, darp ediliyor. Ve Erkan Akçay'ın içi rahat olsun, bir Ekim'e kadar beklesinler, bir Ekim'e kadar darp edilmeler devam etsin, sağlıkta şiddet devam etsin, cinayetler devam etsin. Çünkü Devlet Bahçeli TTB kapatılsın istiyor. TTB bu konuda bir talebi varsa bu talep mutlaka reddedilmelidir, karşı çıkılmalıdır. Ayrıca şunu bir kez daha hatırlatırız. Sadece Türk Tabipleri Birliği değil, bu alanda örgütlü 11 meslek örgütü ve sendika geldi dinledik. Ve daha da fazlasının dinlenilmesi için meclisin ihtisas komisyonlarının, sağlık komisyonunun, adalet komisyonunun toplanması ve çalışması lazım. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar doğrudan devlet bahçelinin kalbindeki, zihnindeki nefretin sağlık çalışanlarına karşı bu şekilde ifade edilmesi ve bu talebin reddedilmesini kabul edilebilir bulmuyoruz. Ve bunu bütün sağlık emekçilerine şikayet ediyoruz. Sayın Erkan Akçay bilsin ki bu sağlık emekçilerinin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte gönül verenler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte gönül verenler, oy veren insanlar da var. Bir partinin üyelerinden bahsetmiyoruz. Bu milletin evlatlarından bahsediyoruz. Ve bu konudaki bu tutum Doğru bir tutum değildir. Bu kavgacı tutum, bu reddeden tutum, bu içeriye bile bakmayan. Yani içinde ne yazdığına bakmadan doğrudan usul yönünden reddeden TTB de aynı şeyi istiyormuş. Bu anlayış doğru bir anlayış değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendine ait doğruları olabilir ama ilk önce bir dönüp bakın bakalım ne söyleniyor. Gelin komisyonda tartışın. Daha iyisini önerin. Daha iyisini yapalım. Ama yok. Saray ne söylerse onu söyleyen, sarayın evet dediğini evet diyen, hayır dediğine hayır diyen, sarayın ettiği hakaretin benzerini eden, promptörünün kablosunu saraya bağlamış bir siyasi anlayışın bu ülkeye bir şey getirmediğini bu ülkenin insanları da gördü. İşte MHP'nin o kızdığı anketler o yüzden öyle. Diyorlar ya anketlerle kurulmadık. Anketlerle de yok olmayız. Ama anketler yok olduğunuzu gösteriyor işte. E az bekleyin seçimde millet gösterecek. Geçmiş seçimlerde de attınız tuttunuz başınıza geleni gördünüz. Yılmaz Tunç hassasız siyasi rekabete konu etmeyelim demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili. Biz de dün zaten ısrarla bunu söyledik. Siyasi rekabete konu etmeyelim. Gazeteci arkadaşlarımız sordu. İttifak ortaklarınız, diğer muhalefet partileri dedik ki bütün partilere çağrı yapıyoruz. Bunu bir kutuplaşma alanı olarak görmüyoruz, bir ayrılık alanı olarak görmüyoruz. Bu hepimizin mecbur olduğu bir birleşme alanıdır. Sağlık emekçilerine karşı şiddeti azaltmak için bir araya gelemiyorsak ne için bir araya geleceğiz? Bunu bir ayrılık alanı olarak görmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz ve bu konuda bütün partilerden MHP'den bile bir aklı selimin hakim olup bu yanlış tutumlarını değiştirmesini bekliyoruz. Ve buradan sağlık emekçilerine, onların annelerine, babalarına, komşularına, etrafınızda Milliyetçi Hareket Partisine tesir edebilecek kim varsa onlara lütfen tepkinizi iletin. Bu böyle olmaz. Bu MHP'nin bu tutumuyla sürdürülebilecek bir iş değildir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Tabii Sayın Yılmaz Tuş takdir meclis başkanımızın demiş. Burada bir düzeltmeye ihtiyaç var. Anayasa ve üç düzük meclis başkanımıza burada takdir alanı bırakmıyor. Bıraktığı alan toplantının günü ve saati konusundadır. Ve bir haftayı geçmesi, geçmeyecek şekildedir. Biz zaten başvurumuzdan bütün partilerin, bütün milletvekillerinin programlarını ona göre ayarlayabilmeleri için bir haftalık sürenin son gününü söyledik. Bundan öteye bir yere bırakmaya meclis başkanının anayasaya ve iç düzüye göre herhangi bir takdir hakkı ve alanı yoktur. Bunu ifade edelim. Ayrıca da şunu söyleyelim. Bu meclis öyle birilerinin itibarsızlaştırmaya çalıştığı, küçük gördüğü bir yer değildir. Bu meclisin yazılı yazısız kuralları oluşmuş gelenekleri var. Doğru Yol Partisi SHP koalisyonu ülke bu koalisyonla yönetiliyor ve Refah Partisi 40 imzayla. O dönemde beşte bir imzanın çok gerisinde Refah Partisi. 40 imzayla önerge veriyor ve meclis olağanüstü toplansın diyor. Kıbrıs ve Bosna meselelerini konuşalım diyor. Yeterli imzaları yok. Ardından ana vatan partisi, ana muhalefet partisi olarak imzalarını veriyor ve diyor ki meclis toplansın. Hüsamettin Cündoruk meclisi çağırıyor çağırırken Refah Partisi'nin 40 imzasına da atıf yapıyor. Yani demiyor ki sizin imzanız yetmez kardeşim, yetmiyorsunuz. Anavatan Partisi'nin imzalarıyla birlikte Vefa Partisi'nin 40 imzalı başvurusunu değerlendirip meclise olağanüstü toplantıya çağırıyor. Ve o gün hükümet adına Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü çıkıyor, muhalefetin eleştirilerini yanıtlıyor. Milliyetçi Çalışma Partisi adına Alparslan Türkeş çıkıyor, o da bu olağanüstü toplantıdan yararlanarak onun yarattığı kürsü hakkından istifade ederek partisinin görüşlerini söylüyor. Dönüp de mesela bu siyasi istismar konusudur demiyor. Bu meclis toplantıya çağrılmalıdır demiyor. Meclis açıldığında konuşulur falan demiyor. Ve ayrıca Refah Partisi adına da Necmettin Erbakan çıkıyor, hükümetin politikalarını eleştiriyor. Erdal İnönü de bu eleştirilere cevap veriyor. Bu parlamento böyle bir kültürden geliyor arkadaşlar. Siz şimdi ki Bosna konusu ve Kıbrıs konusu dış politika önemli görmüş meclis gelmiş toplanmış. Kan akıyor kan. Sağlık emekçilerini vuruyorlar, öldürüyorlar, darp ediyorlar. Sağlık hizmetinin sunulmasına engel oluyorlar belli yerlerde. Ve biz bunun üzerinden verdiğimiz 16 maddelik kanun teklifinde bunların tamamının işte basit fiil olmasından kasıt olmasına ve en üstten ceza almasına yönelik sağlık hizmetinin durdurulmasının çok ağır bir cezayla karşılanması bir sürü düzenleme var. Oturacağız bunları çalışacağız. Başka bir şey değil. Ama bu konuda bu kayıtsızlık ve MHP'nin bu tutumunu gerçekten kabul edilebilir bulmadığımızı ifade etmek durumundayım. Bir kez daha tüm siyasi parti gruplarını ve milletvekillerimizi meclis başkanının ilan edildiği resmi toplantı tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaya davet ediyoruz. Dün TRT'de Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Önemli açıklamalar yaptı demeyi, makamının tarafsızlığına uygun açıklamalar yaptı demeyi çok isterdim. Ancak böyle bir şeyi söylemek mümkün değil. Maalesef Tayyip Erdoğan bunun tam zıttı bir söylem geliştirdi. Üzülerek alıntılayacağım. Diyor ki masadakilerin işi gücü yalan, işi gücü dolan, fitne, bölücülük, ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları hepsi terör örgütlerini savunuyorlar. Yazıklar olsun. Bu ifadeyi yani genel geçer ifadeler lafı yuvarlamalar falan hep alışığız da ne demek hepsi terör örgütlerini savunuyorlar? Ne münasebet? Ne hakla? Hangi cüretle? Sen kimsin? Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu ülkenin kurucu partisine, milli mücadelenin partisine terör örgütünü savunuyor dersin. Hadsiz. Böyle bir hadsizlik olamaz. Böyle bir hadsizliği iade ederiz. Sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ne birilerinin Elverişli kuklası diyebilirsin. Böyle bir hadsizliği aynen iade ediyoruz. Oturduğu makamın ağırlığını, ettiği yeminin gereğini, ettiği yeminin son kelimelerinin ne manaya geldiğini anlamayan, kaybetmeye alışmadığı için hep kazanmakla övündüğü için kibri dağları aşmış birinin yerel seçimlerde bozulan asabının bugün Vücudunun kimyasını bozduğunu, şuurunu kaybettirdiğini gösteren bir durumdur bu. Kabul edilebilecek bir şey değildir. Şuurlu bir devlet adamının, şuurlu bir siyasini söyleyeceği sözler değildir. Aynen iade ederiz. Ayrıca umudunu millet ittifakına, umudunu altılı masadaki siyasi partilerin herhangi birisine veya hepsine bağlamış vatandaşlarımıza alenen hakarettir. Bu insanlar destekledikleri partilere siz nasıl terör destekçisi dersiniz? Milletimizin bu anketlere göre yüzde 55-60'ına varanına siz nasıl kuklalara oy veriyorsunuz dersiniz? Nasıl olur da siz çıkarsınız bu siyasi partileri fitne bölücü olmak, yalan dolan Bunlarla suçlarsınız. Bu doğrudan millete hakarettir. Cumhurbaşkanının cumhur'a hakaret ettiği ilk örnektir. Bu topraklar bundan önce böyle cumhurbaşkanı görmedi, böyle kirli bir dil görmedi, böyle bir hakaret dili görmedi. Bunu reddediyoruz, milletimize şikayet ediyoruz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ar sahibi seçmenlerine şikayet ediyoruz. Olacak iş mi? Bu sözler söylenir mi? Geçen gün Balıkesir'in bir içinde bir esnaf dükkanında esnafımızın yanındaki bir vatandaş sordu. Dedi ki ya siyasetin dili çok sert değil mi? Ben dedi AK Partiliyim dedi ama bu siyasetin bu sert dilinden rahatsızım dedi. Dedim ki doğru. Ama şunu düşün amcacığım dedim. Bu ülkeyi yöneten biri var. Baş dedim o. Başa getirdiniz. O bizim eşlerimize, kızlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, sevdikimiz bütün kadınlara döndü, sürtük dedi. Bu insanlar Gezi'de kendi illerinde sokağa çıktılar, tepki gösterdiler. Gezi'ye destek verdiler. Onlara sürtük diyor. Denir mi dedim? Vallahi sen haklısın dedi. Bu dil nasıl bir dil ya? Yani iktidarda kalmak küfretmeye kaldıysa bu millet seni burada tutar mı sanıyorsun? Gideceksin. Kendine göre, iyisiyle kötüsüyle sevenlerine göre iyisiyle kötüsüyle bir icraatın var. Demokrasi nasıl gelindiğinin değil, nasıl gidildiğinin dikkat edildiği bir rejimdir. Gelirken demokrasiyle gelmek kolay. Senden öncekiler sağlamış onu. 80 yıllık bir demokrasi deneyiminin üstüne gelmişsin. 180 yıldır tuğla tuğla örülen bir demokrasinin üstüne gelmişsin. Son 60 yılı çok partili demokrasinin üstüne gelmişsin. Ve ondan sonra şimdi giderken hakaret ederek koltuğa tutunmaya, küfrederek koltuğa tutunmaya çalışmak. Bütün rakiplerine terörist demek, bütün rakiplerine terör destekçisi demek. Bu mu? Demokrasiler de gelişine değil gidişine bakarlar. Karneyi ona göre verirler. Arkandan bunlar yazılacak. Tenezzül meselesi bu. Buna Süleyman Demirel tenezzül etti mi? Buna Bülent Ecevit, Özal tenezzül etti mi? Birbirlerine neler söylediler ama dönüp de seçmenlerine hakaret etmediler, küfür etmediler birbirlerini bu kadar ağır hakaretlerle suçlamadılar. Olacak bir şey değil bu. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dile muhatap olduğumuz için zulatle diyoruz. Cevap vermeyi zulatle diyoruz buna. Hani bir tane parti olur. O Batı demokrasilerinde var. Sapkın partiler. Küçücük oylarıyla dünyanın hakareti, lafı, nefret dili söylemi falan hadi dersin ya. Ya ülkenin cumhurbaşkanı ya. Milletin son seçimlerde en çok verdiği partinin genel başkanı ya. Olacak şey değil. Katlanılacak şey değil. Bunu iktidar partisine geçmişte oy vermiş, her birine saygı duyduğumuz ar sahibi bütün seçmenlerine şikayet ediyoruz. Ayrıca AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demektir. Hoş geldik parti devletine, devletin partisine. Hoş geldiniz. Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin yaklaşımına. Hoş geldiniz. Bir önceki yüzyılın ilk 50 yılındaki faşist diktatörlerin ben devletim devlet bendir yaklaşımına. Ben olmazsam devlet olmazsa zaten bunun hazırlıklarını ısınma hareketlerini 2019'da yaptı bunlar. Ne dediler? İstanbul'u kaybetmek beka sorunudur dediler. Ankara'yı kaybetmek beka sorunudur dediler. Ne demek beka sorunu? Bir belediye kaybediyorsun. İstanbullu diyor ki, "Ya 25 yıldır siz yönettiniz. Bırakın bir kere de bir başkası yönetsin. Bakalım nasıl olacak. İyi yönetmediğinizi kent dostu olmadığınızı, çevre dostu olmadığınızı, yoksuldan yana olmadığınızı gördüm bu işin sonunda. Bir farklı tercihim var diyor. Ve beş yıllığına yetkiyi bir başkasına veriyor. Niye beka sorunu olsun? Ama öyle. Yapacağını anlatmayan, umut siyaseti üretemeyenler korku siyaseti üretmişlerdi. İşte o noktanın bugün geldiğimiz noktası genel seçimlerdeki söylemin ipuçları ortaya çıkıyor. AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanmasıdır. Biraz önce söylediğim gibi buna da ne Süleyman Demirel, ne Bülent Ecevit, ne Turgut Özal, ne bu ülkenin diğer siyasi liderleri, ne Necmettin Erbakan, hiçbiri tenezzül etmedi buna. Bu bir acziyet görüntüsü. Bu bir özgüven eksikliği. Oturduğun koltuk. Elbette kıyaslanamazsın, binde biri olamazsın ama işgal ettiğin makamın birinci sahibinden, ülkenin kurucusundan, birinci cumhurbaşkanından alınacak çok dersiniz, ondan öğrenilecek çok şeyiniz, yenilecek 40 bin fırın ekmeğiniz var sizin. Diyor ki, o Kurtuluş Savaşı kahramanı, o canını o küçücük cebinde tablası olmasa canını vermiş orada. Şehit olacak Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Anavardalar kahramanı Mustafa Kemal. Conk bayırında ölmeyi göze alan Mustafa Kemal. Diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyor. Özgüveni görüyor musun? Bu ülkeye güveni görüyor musun? Bu ülkenin insanlarına, geleceğine güveni görüyor musun? Sen ne diyorsun? Ben kaybedersem Türkiye kaybeder. Daha söyleyecek söz yok. Tırnağı olamazsın ama bu ülkenin birinci cumhurbaşkanının özgüvenine, ülkenin geleceğine inancına bak. O ülke senin aldığın gibi bir ülkede değil. Örneğin dünyada ekonomide 17. sırada alıp da 22. sıraya kadar gerilettiğin ama aldığında 17. sırada o ülkede toplu iğne yok, çivi yok, iplik yok, tutkal yok. Öyle bir ülkeyi almış, ben öleceğim gideceğim, bu ülke sonsuza kadar yaşayacak diyor. Sen böyle bir ülkeyi almışsın, ben gidersem perişan olursunuz, yok olursunuz, Türkiye Cumhuriyeti yok olur, beka sorunu olur diyorsun. Böyle birinin iktidarda kaldığı her dakika... Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreci için israftır. Her iktidarda geçirdikleri süre artık israftır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce bu girdaptan kurtulması, bu krizden çıkması lazım. Bunun için de öyle erken merken değil, derhal seçim istiyoruz. Derhal seçim. Bu sözleri söyleyen birinin o koltukta Dakka oturması Türkiye'ye saatler, günler, aylar, yıllar kaybettirecektir. Dün TRT'de gördük. Koskoca TRT'yi reklam ajansına çevirmişler. Cumhurbaşkanımız sizinle ilgili bir klip hazırladık. Nişan töreni mi bu? Sadıçlardan kıyak yapıyorsunuz. Çok duygulandım izlediğime. Beni bana anlatıyorsunuz. Koskoca TRT'nin düşeceği şey mi bu? TRT Haber Dairesi konuklarının ne kadar iyi dış politika yaptığını göstermek için haber merdivenden indi merdivene gitti el sıktı. E zaten dakikalarca kendisi patanaj yaptı dış politikada anlattı. Dün izledik de ne anladınız dış politikadan? Diyor ki 15 yıl sonra ilk kez İsrail'le diplomatik temas ziyaret çok önemli. E sen bozdun seçimler gelirken U dönüşü yaptın. Şimdi İsrail'le barışmaya çalışıyorsun. One minut dediğin günde de Mescidi Aksa'ya saldırı vardı, bugün de var. Kudüs'ün statüsü o günde öyleydi, bugün de böyle. Filistin'e İsrail'in muamelesi o günde öyle, bugün de öyle. Ama U dönüşünü yapmış, 15 yıl sonra ilk kez geliyorlar. O gün mü doğruydun, bugün mü doğrusun? O gün doğruysan U dönüşü niye? Bugün doğruysan 15 yıl İsrail'le ilişkilerde niye kaybettirdin? Efendim Mısır Müslüman onlarla karşı karşı olur muyuz? Sen Mısır'la köprüleri attığın gün Mısır'dakiler Ortodoks muydu, Hristiyan mıydı? O gün İhvan diye takıldın, o gün Mısır'la ilişkileri kestin, o gün doğru yapıyorduysan bugünkü U dönüşü niye? Bugün doğruysa Mısır'la yaşattığın bunca kayıp niye? Ermenistan'la sıfır sorun, Açık kapı diplomasisi diyor. Hiçbir sorun kalmayacak diyor. Ermenistan'la sen köprüleri attığın günle bugün arasında Ermenistan'ın tutumunda ne fark var? Ermenistan'ın örneğin soykırımla ilgili talepleri, dünyadaki lobileri, Amerikan başkanının iki yıldır gözünün içine baka baka soykırım demesi bunlar mı değişti? Ne değişti? Seçim geliyor. Eskiden değerli yalnızlık dediğin meseleyi şimdi aman kırdığımı döktüğümü toparlayayım. Türkiye'ye de merak etmeyin. Ben artık yurt dışındaki kötü ilişkileri iyileştirdim. Hangi ülke düne göre bugün Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmiş, iyileştirmiş de iyiye gidiyoruz. F-35 meselesi var. Parayı verdik, uçaklar yok. Ya parayı verin ya uçaklarımızı diyordun. Yılmaz Erdoğan filmi gibi. Para nerede yok, uçak nerede yok. F-35 nerede yok? Paramızı verin yok. Hani ya parayı ya F-35'iydi. Sonra F-16'ya döndün. Efendim Biden'la görüştün. F-16 konusunda diyorsun. Olumsuz bir söylemi yok. F-16 tedarikini müzakere ettik. Kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. Bu sözlerin üzerinden 8 ay geçti üstüne F-16'ları vermeyiz Yunanistan'a kullanacaksan diye de karar çıkardı adamlar. 35'ten geçtin F-16'ya şimdi diyor ki eldekileri tamir edeceğiz bazı yedek parçalar lazım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Türkiye'yi düşürdüğünüz bu durumlara. Apırıyordun köpürüyordun ya F-35'ler ya para. Para nerede? Alsana parayı görelim. Parasında pulunda değiliz. Ama bu ülkenin itibarını beş paralık ettiniz. Bu ülkenin itibarını beş paralık ettiniz. F 35 kuruşluk ettiniz bu ülkenin itibarını. 35 kuruşluk. S 400'leri aldınız. Şaşalarla ne oluyordu TRT canlı yayın. A haber bütün gün. Uçaklar kalktı havada geliyor. S 400'ler piste adım attı. Sanki haç kafilesi karşılıyor mübarek. S 400'ler burada. S-400'ler nerede hangarda? Dünyanın en pahalı vurdası. Biden sizi S-400'lerin üstünü anahtarla kilitlettirdi mi? Bir test yapsaydık Sinop'ta bir güncük yapın getirin kitleyin göreyim. Ne oluyor? S-400'ler dünyanın en pahalı vurdası olarak hangarda. F-35'ler koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni çarptı adamlar. Ortak olduğumuz projeden kedi yavrusunu kapı önüne koyar gibi koydular bizi. Gıgınız çıkmadı. Yazıklar olsun böyle dış politika. Bir de dün TRT efendim size bir sürprizimiz var. Bakın bakalım ne yaptınız. Siz çok iyi dış politika yapıyorsunuz. 25 dakika patinaj yaptı orada. Yaptığı U dönüşlerini izah edebilmek için. Bir başka husus Ömer Çelik'in de gündeminde var. Asgari ücretin arttırılmasından, emekliye iki bayramda ikramiyeye, taşerona kadrodan 3600 ek göstergeye, kredi yurtlar kurumunda ana paranın üstüne işletilen faizlere kadar ne dediysek iktidar partisi baktılar. Yani AK Parti ile MHP'nin toplamı 35'in biraz üstüne kadar düşmüş. Millet İttifakı %50'ye yakın oy almış muhalefetin toplamı 65'e gelmiş ve öyle bir noktada yapamazsınız dedikleri her şeyi yapmaya başladılar. Biz bunu söylediğimizi biz söylemiyoruz. KYK borçları kalktı. Bütün üniversite öğrencileri tweet attı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Biz teşekkür ediyoruz gençlere. Muhalefetten ümidi kesmeyip, demokrasiden ümidi kesmeyip, bu iktidara bunu siz yaptırırsınız deyip bizim sözümüze değer verdikleri için teşekkür ediyoruz. Sonra Fahrettin Altın Polonya'daki hesaplardan Ziburnoski bilmem ne falan yazıyor altında şey yapmış teşekkürler Erdoğan. Ya Polonyalı ne yapacak neye teşekkür ediyor Polonyalı? Basmış parayı bot hesaplardan teşekkürler Erdoğan yarışıyor. Fahrettin Altın doları bastı gençler buna tokatı bastı sabaha kadar. Ve teşekkürler Kılıçdaroğlu bot hesaplara Polonya'dan Macaristan'dan yöreden bot hesaplara rağmen misliyle ve hepsi organik baktığında hepsinin okulu belli, ismi belli, cismi belli. Fahrettin parayı bastı, gençler bunlara tokatı bastı sabaha kadar. Ve en sonunda Türkiye'de bir tartışma. Teşekkür kime? Yapana mı, yaptırana mı? Biz bizden ümidi kesmeyenlere, Türkiye'den ümidi kesmeyenlere teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Ya yaptıracağız seçime kadar, yapmadıklarını seçimden sonra en kısa sürede, bir ayda, üç ayda tıkır tıkır yapacağız. Eksik yaptıklarını da tamamına erdireceğiz. Ama dün Ömer Bey çıkmış, efendim aylarca süren çalışmalarımız var, yine tabii kibir tavan, burun havada, aylarca süren çalışmalarımız var, CHP bunları bir yerlerden duyuyor, söylüyor sonra biz yaptırdık diyor. Öyle mi? At yalanı bakalım Ömer Bey sayalım inananı. Asgari ücretin arttırılması. 7 Haziran 2015 seçimleri. Asgari ücret 900 lira. CHP 1500 olsun diyor. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar Birliği ve TÜSİAD'a gidip bunlara sesinizi yükseltmeyecek misiniz? Bu asgari ücret diye söylüyorlar. Maliyet artışlarını düşünmüyor musunuz? Bunlara niye tepki göstermiyorsunuz diyor. 7 Haziran'da çoğunluk kayıp mecliste Bir Kasım'a giderken ben de asgari ücreti arttıracağım diyor 1300 lira yapıyor. Ömer Bey bu bir. Iki. Emekliye iki baş ikramiyeyi acaba Adana'daki akrabalarından mı duydun? Acaba AK Parti'miz reisimiz bize iki maaş ikramiye verse diye Yoksa 7 Haziran 2015 seçim bildirgemizden mi okudun? İki dini bayramda emeklilere birer asgari ücret ikramiye diye. O günlerde birer maaş diyorduk sonra asgari ücrete çevirdik eşitlik olsun diye. 7 Haziran 2015'ten 3 yıl sonra 24 Haziran seçimlerinden bir ay kala ilk bayramda bin lira yaptınız. Sonra da bu sene bin yüz lira. Olması gereken 5500 lira. Patenti bizde. Taklitlerimizden sakınınız. Değerli seçmenlerimiz Ömer Çelik diye birisi asgari ücret, emekliye iki maaş ikramiye, 3600 ek gösterge, taşerona kadro gibi tescilli patenti bizde olup mecburen yaptıkları işlerde milletimizi kandırmaya çalışmaktadır. Bu tip gelen televizyon bildirimlerinden, telefonlardan sakınınız ve taklitlerinden kaçınınız. Taşerona kadro. 2011 seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu aynen şöyle söylüyor. Taşeron işçiliği tarihe gömeceğiz. Her işçi sendikalı olacak. Her işçinin toplu sözleşme hakkı olacak. Her işçinin kadrosu olacak. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz. Taşerona kadroyu 2011'de söyledik. Üç sene önce yarım yamalak yaptınız. Eksiklerini biz tamamlayacağız. 3600 ek gösterge. 2018 seçimlerinde son cumartesi Tayyip Erdoğan Eskişehir'de bunu yapacağız diye söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran 2015 seçimine giderken mitingde kürsüye çıkan genel başkanımız biraz önce polis arkadaşlar hatırlattılar. 3600 ek göstergeyi iktidarımızın ilk üç ayında yapacağız demişti. Arada üç yıl var. Asgari ücretten verginin kaldırılmasını 2015 seçim bildirgemizden okuduk. Geçen sene yasalaştı. KYK borçlarının faizinin silinmesi konusunu 24 Haziran 2018 seçim beyannamemizde yazdık. 4 yıl gecikmeyle hayata geçirdiler. Sırada EYT var. Emeklilikte yaşa takılanlar bizden üç ümitlerini kesmediler kesmesinler. Biz bunlara da bunu söke söke yaptıracağız yapmazlarsa gelince yaparız. Eksik yaparlarsa eksiklerini gelince tamamlarız. Ama yıllardır bu söylemlerini söyleyenlere Tayyip Erdoğan'ın bunlar çiftlik iş istiyorlar. Iki maaş istiyorlar. Yaşları genç. Maaşı bağlayacağız. Yeniden iş bulup çiftlik iş yapacaklar. Yok öyle yağma dediğini hatırlatırız. Oysa kendi yardımcılarına iki maaş kendisine, iki maaş karısına, evine dört maaş yollayanları da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biliyoruz. Kendisinin de hem Cumhurbaşkanı maaşı hem emekli başbakan maaşı aldığını da biliyoruz ve söylüyoruz. Bütün eski milletvekillerini bankalara doldurduğunu hem emekli milletvekili hem banka yönetim kurulu maaşı aldığını biliyoruz. Eski meclis başkanlarının tamamını Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndan çift maaşa bağladığını biliyoruz. Ama EYT'linin çalışacağım iş ver, iş yok. Emekliyet çok gençsin. Kıskacından Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları kurtaracağını biliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte MHP'ye takılanlar, emeklilikte Cumhur İttifakı'na takılanlar, göreceksiniz bunlar seçim kaybetme korkusuyla bu işi yapacaklar. Yapmazlarsa geldiğimizde Millet ittifakı olarak bu sorunu biz çözeceğiz. Bu arada bir Bay Kemal sendromudur gidiyor. Şimdi Bay Kemal Bay Kemal Bay Kemal'e Bay Kemal deyince acaba Kemal Bey rahatsız olur mu? Bay Kemal kendiyle barışık. Kitleler Bay Kemal'le barışık. Bay Kemal söylüyor yapıyorlar. Bir Bay Kemal sendromudur gidiyor. Şimdi ne diyecekler bilmiyoruz ama Bay Kemal fındıkta 4 doları söyledi. Bugün fındık 2 doların altında. Bu fındığın mutlaka 4 dolara çıkması lazım. Ve Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Bay Kemal'in ağzına bakıp ortağı hanımefendinin ağzına bakıp rakam açıklayamayız. Sırtımızda küfe var. Vallahi küfe fındık üreticisinin sırtında. Ve o küfenin hafiflemesi için bu fındığa dört dolar fiyat verilmesi lazım. Sen uykuların kaçmaya devam etsin. Bay Kemal fındığa dört lira verdi. Sen ne kadar layık görüyorsan o sırtında küfesiyle fındık taşıyan Karadeniz'in emekçi kadınlarına ve erkeklerine o kadar ver. Biz en az dört doları görüyoruz. Sen Bay Kemal diye sayıklıya sayıklıya uykuların kaça dursun. Bay Kemal'in dediklerini ya öyle ve böyle öyle veya böyle yapacaksın. Ya Bay Kemal gelecek, iktidarının ilk aylarında bu işleri yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanın talimatıyla yüz yüze yüz gün programı başladı. İbretle takip ediyoruz. Yıllardır millete sırtını dönenler yüz gün boyunca yüzünü döneceklermiş. Gittikleri her yerde tepki alıyorlar. Bütün milletvekilleri görüşmelerinde saha çok kötü, Bıçak kemikte milletin siniri burnunda deniyor. Sabrı taştı deniyor. Milletvekillerine talimat vermişler. Gidin sadece dinleyin polemiğe girmeyin. Canını okuduğunuz emekli çiftçi memur emekçi ve ümitlerini tükettiğiniz gençlerle milletvekilleriniz karşılaştığında tablo ortada. Yıllardır Önce destek alıp sonra sırtını döndüklerinize yüz gün süreyle dönün bakalım yüzünüzü. Hangi yüzde gidiyorsunuz vatandaş da görsün bu toplumun da tamamı görsün. Ama ilk yüz yüze görüşmelerde çok steril ortamlar hazırlandığını o steril ortamlarda suya sabuna dokunmayan genel başkan yardımcılarının mahcup konuşmalarını dikkatle takip ediyoruz. Çıkın pazar yerlerine gidin pazar yerlerine. Pazar yerlerine gidin ve o fiyatların önünde konuşun. Süt alan, alamayan anneyle babayla konuşun. Marketlerin önüne gidin, bakkalların önüne gidin, o fiyatlara bakın. Bankamatiklerin önüne gidin. Bankalarda kredi kartı borcu ödenen kuyruklara gidin, ödenemeyen kuyruklara gidin, bir bakın bakalım. Orada yüz yüze gelin. Yıllardır sırt döndüğünüz seçmen 100 gün boyunca yüzünüze ne diyecek? Siz de görün, milletimiz de görsün. Ayrıca tabii küçük ortak da bu talimattan payını almış. Aday belli karar net çalışmaları yapıyor. MHP'nin mitinglerinin ana teması aday belli karar net. Dört sene önceye gittiğimizde bu Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes cumhurbaşkanı olur bir sen olamazsın ey Erdoğan diyen bu sözü söyledikten dört sene sonra Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen sizsiniz. Nasıl net kararmış bu ya? Mesela bu mitinge gelenler geçen sefer de netti bizim kararımız. Hani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamıyordu. Hani bütün AK Partilileri hariçe atacaktık. Üstüne bütün deterjanları boca edecektik. Onları üç su ama arınmayacaklardı. Kararımız netti. O kararımız ne oldu? Devlet Bahçeli demeyecekler mi? Sizin kararınız çok netti. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketti. Ondan Türkiye'yi kurtarmak sizin namus borcunuzdu. O karardan etti. Aday da belli. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını ilk onlar açıkladı. Onunla övünüyorlar. Kararları belliymiş. Tarihin en büyük U dönüşlerini yapmış olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu sözlerinin bir kıymeti yok. Ayrıca bundan önce bir kampanya vardı. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma. CHP'nin en çok oy aldığı 125, önce 40 toplamda 125 ilçeye gidecekler. CHP'yi kötüleyeceklerdi. Bunlara örgüt içi eğitim verdiler. Teşkilat içi eğitim çağırdılar. CHP'yi böyle kötüleyin diye. Buyurun dedik gidin. Gittiler. CHP'yi kötülediler. Kadıköy'de kötülediler. Milas'ta kötülediler. Çankaya'da kötülediler. Konak'ta kötülediler. Yenişehir'de kötülediler. Kötülediler de kötülediler. Peşlerinden gidip de yok öyle değil demedik. Anketör yolladık. 156.800 anket yapıldı. Genel merkezimiz genel sonuçlarını paylaştı. Hele bir bakın da bunların bizi kötülediği yerde ne olmuş? İki istisna hariç tamamında MHP gömülmüş, CHP çıkışını sürdürmüş. O yüzden bizim bu 125 yere örgütümüze karşı sorumluluğumuz olmasa hiç gitmemize gerek yok. MHP kötülesin yeter. Millet MHP'nin karaladığının namuslu, temiz, dürüst, vatansever insanlar olduğunu bildiği için MHP kötüledikçe uyumuz artıyor. Şimdi göreceğiz bakalım. Adım adım 2023'te balta taşa vurdu, kıvılcımlar çıktı. CHP'nin en çok oy aldığı ilçelerde. Şimdi aday belli karar neti göreceğiz. Ama bir kere daha kararınız netti. İstanbul seçimini almaya, mitili sermeye gidiyordunuz İstanbul'a. Boğaz Köprüsü'nde klip yayınladınız çakarlı arabalarınızla. Mehter Marşı çalıyordu. Çakar vardı. Instagram'da videoyu koydunuz ama İstanbul'da kimseden yüz bulamadınız. Seçime kadar oradayım, mitili atacağım, seçimi alıp Binali Bey'e vereceğim diyenler bir baktık iki gün sonra Balgat'taki genel merkezlerine çekilmişler. Mehter Marşı ile gelenleri İzmir Marşı'yla ile yolladı o zaman İstanbul seçmeni. Şimdi seçimin son günü kutlamada bir mehter çalacağız, bir İzmir marşı. Seçim sonuçları açıklanınca bir mehterle bir mehter çalarak kutlayacağız, bir İzmir marşı çalarak. Mitili serenlerin havluyu nasıl attıklarını bir kez daha göreceğiz siyaset sahnesinde. Küfürle olmuyor, tehditle olmuyor, hedef göstermekle olmuyor. Hedefi muasır medeniyet diye göstermekle oluyor insanlara umut vermekle oluyor. Bu kaostan Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracak. Son sözümüz Diyanet İşleri Başkanı'na. Halil Konakçı diye bir meczup, Halil Konakçı diye bir sapkın halen daha sizin görevlendirmenizle Ankara Melike Hatun Camii imamlığını sürdürüyor Halil Konakçı ve Türkiye'yi geziyor. Orada onu tehdit ediyor. Burada şeriat çağrısı yapıyor. Burada bilmem ne yapıyor. Ama en son döndü. Dedi ki utanmaz. Dedelerimizin yatak odasında yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmedikleri kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz. Sokaklar kasap dükkanı gibi her taraf et et görmekten içimiz dışımıza çıktı. Diyanet İşleri Başkanı bu Sokak pazarda dediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geziyor sokakta pazarda. Kasap dükkanı et dediği Türkiye Cumhuriyeti kadınlarının vücudunu hedef alıyor. Midemiz bulanıyor diyerek iftira ettikleri bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Ve diyor ki bunların babaları, kocaları hadi diyor inancınız yok. Kıskanmanız da mı yok diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün erkeklere hakaret ediyor ve bütün kadınları aşağılıyor. Ve bunu senin ona, senin onu çıkardığın minber sayesinde yapıyor. Senin ona verdiğin kürsüden yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan, senin atadığının atadığı, senin atadığın Diyanet İşleri Başkanının görevlendirdiği imam bu ülkenin kadınlarına bu sözleri söylüyor. Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Ortaksınız. Bu sözleri Halil Konakçı'nın ağzından ama Diyanet İşleri Başkanının sayesinde duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde duyuyoruz. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. Ama Milletimiz bilsin ki bu pis dil Halil Konakçı'nın ağzındadır ama ipleri onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı'nın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Onların yerine söylüyor bu sözü. Öyle değilse görevden alsınlar. Aylardır uyarıyoruz. Onlar duymazdan geliyor. Halil Konakçı da susmadan hakarete devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar diyeceğim ama bir de liselere gris sınavı yerleştirmesiyle ilgili bir bilgi var. Onu söyleyelim. Dün Milli Eğitim Bakanı çıktı. LGS yerleştirmeleriyle ilgili olmayan bir başarıyı varmış gibi göstermeye çalışarak iyiye gidiyoruz diyor. Tabii kendinden önceki bakanı kötülüyor. O da AK Partili. Onu da Tayyip Erdoğan atadı. Kendilerinden önceki bakanları kötülüyorlar. Onlar da AK Partili. Onları da Tayyip Erdoğan atadı. Bir kere bunun altını çizelim. Liselere giriş sınavında 1 milyon 47 bin çocuğumuz başarısız olarak ilan edilmiştir. O 8. sınıftan mezun olan 204 bin çocuğumuz da sınava hiç girmemiştir. Yani 1 milyon 200 bin çocuktan, 200 bini, 6 çocuktan biri, Yarışa başlamadan muhalibiyeti kazanıyor, kabul ediyor. Yarışa başlamadan muhalibiyeti kabul ederek ben hiç koşmayayım, nasıl kazanamam diyor. Altı çocuktan biri bu senenin rakamıdır. Tercih yapan öğrenci sayısı 2019'da yüzde 42 iken bu sene yüzde 38'e düşmüştür. Tercih yapan öğrenci sayısı daha iyi azalmıştır. Fen Anadolu Sosyal Bilimler Liseleri tamamen dolarken Bunlar bunların tukaka ettikleri geçmiş dönemin önemli kazanımlarıdır. Proje okulları diye üstlerinde tepinmişler. Başarısızlaştırmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ama milletimiz yine Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Liselerine sarılmaktadır. Özel ortaokul mezunları Anadolu Vel ve Sosyal Bilimler'i tercih etmiştir. Yani bunların çekemedikleri ve devlet okuluna güvenmeyip özel okula gidenler tercihlerinde de yine Anadolu ve fen liselerini tercih etmişlerdir. Ve sınav sonuçlarına göre 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin çocuğumuzdan 1 milyon 47 bini Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre başarısız olmuştur. Ya sınava girmemiş ya da hiçbir yere yerleştirilmemiştir. MEB'e göre sadece 188 bin çocuğumuz yerleşmiştir. Onlar bu 188 bin çocuğun yerleşmesini başarı olarak göstermektedirler. Nitelikli liselere berleşti diye biz bunu büyük bir eksiklik olarak görmekteyiz. Aslında bu başarısızlık çocuklarımızın değil, liseleri bu hale getiren Milli Eğitim Bakanlığı'nındır. Bu sistemde çocuklarımızın umudu kalmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 188 bin çocuğumuzun sınavla öğrenci alan okullara yerleşmesini başarıymış gibi göstermesini tamamen reddediyoruz. Bu liselere girmeyen 1 milyon 47 bin çocuğumuzun yüreğindeki ateş ne olacaktır? Ailelerinin hayal kırıklığı ne olacaktır? 1 milyon 236 bin kişiden 188 bin mutlu yaratabilen bu sistem rezil bir sistemdir. Övünülecek değil, utanılacak bir sistemdir. Biz bu sistemle övünen bakandan da bu sistemin kendisinden de utanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.